Can Bey merhabalar. Merhabalar. Merve Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederiz. Sizler geldiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ben röportajımı öncelikle Cihan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Cihan Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. 1984 Beypazarı doğumluyum. Evet. Sektörde yaklaşık 15 yıllık bir geçmişim var. Bu geçmiş zaman dilimi içerisinde halihazırda sektörümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında 15 yıllık bilgi ve birikiminizi burada topladınız. Tabii ki. Beypazarı'nda böyle bir açık olduğunu gördük. Yani daha iyi hizmet, daha kaliteli ürünler ve daha çeşitli ürünlerin Beypazarı'na ihtiyacı olduğunu gördük. Biz de bunun dahilinde Beypazarı'na bu hizmeti sunmaya karar verdik. Ve faaliyetler devam ediyor. O zaman ben sözü kardeşinize vereceğim, ki, Merve Hanım'a. Tekrar merhabalar efendim. Merhaba. Sizleri tanıyalım, buyurun. Ben 1991 doğumluyum. Adım Merve, soyadım İlmen, kardeşiz. Evet. ben aslında şuna değinmek istiyorum. Buyurun. Ben normalde vejetaryenim ama kasabım. Evet. Kasap oldum abimden dolayı. Evet. Artık bu sektördeyiz. Abime destek veriyorum. Yani abi kardeş sırt sırt omuz omuza verdik. Evet. Mücadele ediyoruz. Aynen. Diyebiliriz. Aynen. Teşekkürler efendim. Peki Cihan Bey, şunu sormak istiyorum. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Buyurun. Beypazarı'nın çok büyük bir sıkıntının olduğunu biz biliyorduk. Ve bu sıkıntıyı da kapatmak için elimizden geleni ardımıza koymadık. Beypazarı'nda çeşit açısından daha çeşitli ürünlerimize Beypazarı'na şu anda hizmet vermekteyiz. Kuşbaşı, kontrafile, kıymalığımız, antrikotumuz, tranchımız, sote regetlerimiz ve sakatat ürünlerimiz ve Beypil için diğer tavuk ürünleriyle ve doğal olarak Beypazarı'nın doğal mumbarı ve kuzu etlerimize Beypazarı'nın hizmetindeyiz. Aslında A'dan Z'ye her şeyi diyebiliriz, değil mi? A'dan Z'ye tabii ki. Yani içeceklerimiz var, yoğurdumuz var, sütümüz var. Köy tereyağlarımız da bunun devamında. Yani köy yoğurtlarımız, köy tereyağlarımız hepsi evet, şu anda firmamız bulunuyor tabii ki. Hepsi de organik. Hepsi tabii ki organik. Organikten hiçbir şekilde şaşmıyoruz ve kaliteyi hiçbir zaman bozmamak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Evet, ama biz buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz. Hatta biz uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Çünkü bu bizde bir algı maalesef. Siz de yaşıyorsunuzdur. Biz nasıl anlayabiliriz etin taze olup olmadığını? Yani etin renginden taze, mi, tadından mı? Buyurun. Etin tazeliğini renginden ve eti pişireceğiniz zaman aldığınız kokudan algılayabilirsiniz. Yani? Yani et kırmızı ise, kırmızılığı üzerinde ise ve eti pişirdiğinizde ufak bir koku gelir daim olarak bozu etlerden. Bu koku gelmiyorsa et her zaman taze ve lezizdir. Ve eti işlerken aldığınız kasapta da işlediğiniz ürün yapacağınız ete göre olmalı. Yani pişireceğiniz yemek neyse ona göre et almalısınız. Ya iyi bir sirkülasyon olması lazım o tabii zaman. Tabii, sirkülasyon iyi olması lazım. Bu sirkülasyon kötü olsa dahi müşterinin istediği hizmeti sizin görebilmeniz lazım. Müşteri evet, eğer ki sizden sotelik et istiyorsa, siz kıymalık etten sotelik et doğrayıp da veriyorsanız bu olmaz. Müşterinin isteğine göre, arıza göre talebe göre arz etmeniz lazım. Arz talep meselesi. Arz talep meselesi, evet. Evet, peki Merve Hanım, ama hizmet sektörü zordur yine. Hani evet, yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler, lezzet et diyarı olarak? Kriterlerim yani müşteriye davranış biçiminden bahsediyorsunuz evet, galiba. Evet. Müşteriye her zaman ılımlı davranmak gerekiyor aslında. Yani bunun öncesinde ben otel sektöründe de çalıştım. Yabancı değilsiniz. Ondan yani dolayı evet, daha yani aşinayım, öyle söyleyeyim. Kerem Hanım, sağlık bir kere, hijyen olmazsa olmaz. Evet, kesinlikle. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz aslında biz lezzet et diyarı olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla tabii, hareket ediyoruz diyebiliriz. Hizmet ve kalite ön planda, daha sonraki ticaret ikinci planda zaten kendi kendine geliyor. Evet, yani aslında empati kuruyorsunuz. Yani siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Hangi sektör olursa olsun bu. Çay içmeye, kahve içmeye. Hiç fark etmez. Siz ne bekliyorsanız aslında evet, buraya gelen insanlara bunu uyguluyorsunuz. Zaten şu da bir gerçek. Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Ve ek olarak da parantez açmak istiyorum burada. Kalite de ucuza alınmaz, böyle bir gerçek. Aynen öyle. Her bir kalitenin bir bedeli vardır. Aynen öyle. Kesinlikle. Çünkü bunlar dediğimiz gibi sağlık. Ama bence en büyük başarınızın sırrı, gerek kardeşiniz Merve Hanım gereksiz, siz işinizi bir kere çok severek yapıyorsunuz. Evet. Elbette, elbette. Zaten sevdiğimizden dolayı bazı şeylerimiz ilerliyor. Yarın Mevlamıza şükürler olsun. O da önümüzü açıyor daim olarak. Evet, peki kaç kişilik bir personel kadrosuyla beraberiz burada? Kız kardeşim, ben ve çalışan bir tane personelimiz var. Tabii bu kesici personelimiz hariç. Onlarla beraber yaklaşık 6-7 kişilik personel çalıştırıyoruz. 6-7 kişi, bu da ciddi bir istihdam sayısı. Tabii ki. Bakmış tabii olduğumuz zaman. Peki gelen konuklarımız genelde hani Beypazarı bölgesinden mi geliyor? Çeşitli yerler var mı? Beypazarı bölgesinden gelen konuklarımız var ama bizim ismimizi ve kalitemizi de piyasada eşimiz dostumuzun duyurmasıyla çevreden de gelen
buraya ve pazarını ziyaret için turist olarak gelen müşterilerimiz de olan derecede yüksek. Bu sizi çok mutlu ediyordur değil mi? Tabii. Dışarıdan bile tercih edilmedi. Tabii ki. Evet. Dükkanımıza müşterimiz geldiği zaman Beypazarlı olması ayrıyeten hoşumuza gidiyor. Beypazarlı olmayan tabii bizi tercih etmesi daha ayrı hoşumuza gidiyor. Bu hiç, yani bu mutluluk aslında parayla pulla ölçülebilecek hazlar ve illa, değerler illa, değil. İlla. Bu başarıyı gösteriyor aslında. Aynen. O şunu söyleyeceğim Cihan Bey, sizde çok net hissediliyor bu. Altını çizeceğim. Teşekkür. Siz 15 yıl ki önceki amatör ruhunuzu kaybetmemişsiniz hiç. Hani o ruh hep var. İşe her zaman hevesliyim. Yani et işlemekten zevk alıyorum. Evet. Etle uğraşmaktan zevk alıyorum. Çalıştığım işi çok seviyorum. Evet. Peki sektörün sıkıntıları var mı? Sizce neler olmalı? Hani beklentileriniz konusunda özellikle. Bizim işletmemiz için mi? Evet. Tabii ki illa ki yani sıkıntılarımız var. Öncelikli olarak dükkanımızın küçük olması bizim için bir sıkıntı. Bunun dahilinde Beypazarı'ndaki hizmetin, Beypazarı halkımızın bu hizmetin karşısında bizim yanımıza gelip işte ya şu kadar olmaz mı, bu kadar olmaz mı diye sıkıntılarımız çok karşı karşıya geliyoruz. Tabii küçük yerlerde biraz daha ben de her zaman bunu söylüyorum. Sizin az önce söylediğiniz gibi kalite ucuz alınmaz ve kalite hiç sonra tesadüf değil. Siz taviz vermiyorsunuz, bu net belli. Yani. Peki Cihan Bey, dönersek bir 15 sene önce. 15 sene önce buraları hayal ediyor muydunuz? Yani hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonraki süreçte sizin için neler olur? Bu aslında benim en büyük hedeflerimden biriydi. Ve daha ileriki zamanlarda daha farklı kollarda daha iyi bir hizmet sunmak için elimden geleni ardıma koymayacağım. Bu da benim ayrıca azmimden dolayıdır yani. Evet, hedef hiç bitmiyor değil mi Merve Hanım? Bitmiyor. Yani ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı bitiyor. Sürekli gelişiyor. Hep daha fazlasını istiyoruz. Yani. Evet. Belki şubeleşmiş olarak görebiliriz. Neden olmasın? İnşallah. Hedeflerimiz onlarda var. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim o zaman. Teşekkür ederim. Çok Cihan Bey, buradan son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize Beypazarı başta olmak üzere neler aktarmak istersiniz? Buyurun, son sözlerinizi alın. Beypazarı güzel bir ilçemiz. Buraya gelen misafirlerimiz de bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederiz. Ve şunu tekrar tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum. Kalite ucuza alınmaz ve tesadüf değildir. Evet. Son sözü kardeşinize bırakacağım. Tabii ki. Buyurun Merve Hanım, son sözlerinizi alın. Beypazarları, bütün Türkiye'mizdeki bulunan, bütün herkesi bekliyoruz. Ben vejetaryen olarak size tavsiye ediyorum. Buyurun gelin, etlerimizin tadına bakın. O zaman biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim efendim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Vermemiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Saygılar.